İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nden canlı yayınımızın 3. günündeyiz. İletişim Fakültesi öğrencileri ve Bilgi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katkılarıyla çekilen bu canlı yayınlarda 2 gündür fakülte dekanlarımızı konuk ettik. Bugün de Mühendislik Fakültesi ile ilk yayınımıza başlıyoruz. Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Cemal Dinçer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hasan Otu. Hocam siz de hoş geldiniz. Hocam Mühendislik Fakültesi aslında bilgi için yeni bir fakülte. Yeni derken henüz mezun vermediği için yeni diyorum ama aslında çok güçlü başlayan bir fakülte. Bilgiyle Mühendislik Fakültesi'nin buluşmasını belki biraz da bu içinde bulunduğumuz güzel Santral Kampüsü, Enerji Kampüsü ile beraber anlatabilir misiniz? Bilgi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nin kurulma kararını. Sosyal bilimlerde güçlü bilinen bir üniversite ve öyle. Özellikle hukuk, iktisadi, idari bilimler, iletişim fakültesi, fen edebiyat fakültesi. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi 2010-2011 yılında Bilgi Üniversitesi teknik konularda da gücünü hissettirmek üzere iki yeni fakülte kurdu. Biri mühendislik fakültesi, benim dekanlığını yürüttüm. Diğeri de mimarlık fakültesi. Mühendislik fakültesi tabii öyle bir kampüsteyiz ki biz şu anda bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Arka tarafımızda şöyle dönersem enerji santralının olduğu yer, İstanbul'un uzun yıllar enerjisi burada üretilmiş ve hoş bir birleşme olarak, rastlantı olarak Mühendislik Fakültesi de bu kampüste kuruldu. 7 bölümümüz var, 9 programımız var. Bölümlerimiz elektrik elektronik mühendisliği bölümü, Hasan Hocam'ın bölüm başkanlığını yürüttüğü genetik ve biyomühendislik bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümü, enerji sistemleri mühendisliği bölümü, endüstri mühendisliği bölümü ve bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız iki yeni bölüm. İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliği. Bunların yanı sıra Liverpool Üniversitesi ile İngiltere'nin önde gelen güçlü, prestijli üniversitelerinden biri. Ortak yürüttüğümüz uluslararası ortak lisans programımız var. Çift diplomaya yönelik. Biri elektrik elektronik mühendisliğinde, diğeri de bilgisayar mühendisliğinde. Yine de sizin ifade ettiğiniz gibi mühendislik fakültesi yeni, henüz mezun verilmedi. Ancak gerek akademik programları, gerek akademik kadrosu ve gerekse uygulamalı eğitimin yapıldığı laboratuvarlarla güçlü bir fakülte ve burada iyi bir eğitim vermek üzere iyi yetişmiş öğrencileri bekliyoruz. Evet hocam, teşekkürler. Hasan hocam, size dönmek istiyorum. Genetik ve biyomühendislik çok önemli bir alan. Türkiye'de de belki daha az bilinen, içeriğinin daha az duyurulduğu bir alan. Siz biraz açıklar mısınız? Sizin Harvard'dan aslında Bilgi Üniversitesi'ne çok güçlü bir hoca olarak transfer edildiğinizi de biliyoruz. Bu alanın çok önemli isimlerinden birisiniz. Genetik ve biyomühendislik nasıl bir eğitim sunuyor ve buradan mezun olan öğrencileri nasıl meslekler bekliyor? Tabii ki. Biyomühendisliği ben şöyle tanımlıyorum. Mühendislik zincirinin en son ve belki de en büyük halkası. Biz şu anda biyomühendislik açısından bundan 100 yıl önce elektrik elektronik ya da elektrik mühendisliği neredeyse orada duruyoruz. Çünkü bundan 100 yıl önce fizik temel biliminde devrimsel dönüşümler olunca onun üstüne elektrik mühendisliği kuruldu. 1940-50'lerde kimya temel bilimi mühendisliğe uygun bir bilim haline gelince kimya mühendisliği kuruldu. İşte bugün sırada da biyoloji var. 1990'lardan itibaren biyoloji temel bilimi çok devrimsel dönüşümler yaşadı. Nedir bu? Biyoloji gitgide bilgi odaklı bir bilim haline dönmeye başladı. İşte o yüzden yaklaşık 20 yıldır biz belirgin bir şekilde biyoloji mühendisi ya da biyomühendislik diye bir mühendislik disiplininden bahsedebiliyoruz. Tabii ki genetik ve biyomühendislik her gün gazetelerde de okuyoruz. Geleceğin mesleği gibi ya da araştırma ve gelişmeye en müsait alanlardan her gün bir yeniliğin olduğu alan. Bu açıdan ben bizim öğrencilerimiz, mezunlarımızın diyelim, biyomühendisliğin temel bir disiplin olması itibariyle daha yaygın bir şekilde tanınmasıyla biyonun yani yaşamın
girdiği her alanda çalışabileceklerini öngörüyorum. Bugün mesela bizim staj yapan öğrencilerimiz ilaç sanayinde, gıda sanayinde, hastanelerde, araştırma laboratuvarlarında kendilerine yer bulabildiler. Dolayısıyla toparlamak gerekirse tarım tarafında ziraat, işte genetiği değiştirilmiş organizmalar, gıda tohumların verimliliğinin arttırılması, enerji tarafında biyoenerji, biyoyakıt üretimi, çevrede atıkların verimli bir şekilde geri dönüşümünün sağlanması, tıp, ilaç sanayi, gıda sanayi gibi alanlarda faaliyet imkanı bulacaklar mezunlar. Çok güzel. Peki Cemal Hocam, mühendislik adaylarının çok revaçta tercih ettiği aslında iki bölüm var ve sizin de yeni eğitim vermeye başlayacağınız iki bölüm, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği. Bu bölümlerle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Nasıl bir akademik kadro var ve nasıl bir eğitim var? Mühendislik eğitimine olan talep bütün dünyada ve Türkiye'de, özellikle de Türkiye'de belirli alanlara yoğunlaşıyor. Bazıları sorgulamıyor bile. Örneğin elektrik elektronik mühendisliğine son 20 yılda Türkiye'de en revaçta tercih edilen mühendislik alanlarından biri. Keza endüstri mühendisliği öyle, öncelikle bilgisayar mühendisliği. Ancak ben geçenlerde bir röportajda da bunun üzerine vurguladım. Hatta orada kullandığım tabir de şuydu: klasik mühendisliklere dönüş. Klasik mühendislikler dediğimiz temel mühendislik alanları içinde yer alan inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği de bu iki önemli alandan biri. Tüm dünyada ve Türkiye'de mühendislik eğitiminde öncelikle tercih edilen bölümler arasında yer almaya başladı. Bilgi Üniversitesi olarak biz buna sessiz kalamazdık ve bu iki bölümü kurmaya karar verdik ve bu yılı ilk kez öğrenci alacağız. Makine mühendisliği ve inşaat mühendisliği, Hasan'ın da belirttiği gibi elektrik elektronik mühendisliği gibi ya da benim öğretim üyesi olarak yer aldığım endüstri mühendisliği gibi temel mühendislik nosyonlarının en güçlü hissedildiği alanlardan ikisi ve buradan mezun olan kişiler o genel mühendislerin sistem yaklaşımını çok etkin olarak öğrendikleri için istihdam açısından, yani iş dünyasında öncelikle tercih edilen mühendisler arasında yer alacağını öngörüyorum. Size ayrıca şimdi endüstri mühendisliği ile sizin de alanınızla ilgili soru soracağım ama bizi izleyenlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bize sorularınız varsa Cemal Hocama ve Hasan Hoca'ya twitter.com/bilgiofficial veya twitter.com/ifbilgi adreslerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Burada elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Hocam, endüstri mühendisliği biraz daha içeriğinden ne olduğu zor anlaşılan, daha kapsamlı, kapsayıcı bir bölüm gibi kulağa geliyor. Endüstri mühendisi ne yapar? Endüstri mühendisi nerede çalışır? Tabii. Ve siz burada iş hayatına ya da araştırma hayatına nasıl hazırlıyorsunuz öğrencileri? Güzel bir soru bu. Endüstri mühendisliği tabii mühendislik alanları içinde en zor anlaşılan alanlardan biri, özellikle popüler düzeyde. Mühendislik çalışanlar bunun farkında, mühendislik eğitimi görenler. Nedeni de şu: biz mühendisliği şöyle tanımlıyorum ben. Mühendis bir teknolojik sistemle ilgili tasarım yapar, kurar, işletir, kontrol eder ve araştırıp geliştirir. Bu temel fonksiyonları icra eder. Bu temel fonksiyonları icra ederken uğraştığı teknolojik sisteme göre de etiketlenir. Mekanik sistemlerde, makine yapısal sistemlerde, inşaat, yaşamsal sistemlerde, genetik, biyomühendislik ve benzeri. Endüstri mühendisliği bu çerçevede uğraştığı teknolojik sistem genel olarak bir mal ya da hizmetin üretildiği üretim sistemleridir. Ve endüstri mühendisleri bu tür sistemlerde verimliliği artırmak üzere yöntemlerle donanmıştır. Ve verimliliği artıran mühendisler olarak bilinir. Yani İngilizce buna tırnak içinde productivity engineer derler. Yani verimlilik mühendisi. Bu açıdan herhangi bir iş yerinde bir kere endüstri mühendisi çalıştırmaya başlarsa işveren, patron, onun genel olarak sistemin verimliliğini artırdığı için çok memnun olur ve daha fazla endüstri mühendisi çalıştırmak ister. Endüstri mühendisleri bu çerçevede istihdam edildikleri iş alanı da çok geniştir. Bugün
finanstan sağlığa, imalattan turizme, hatta ve hatta genel olarak kamunun yer aldığı her yerde eğer bir verimlilik söz konusuysa bir endüstri mühendisi orada vardır diyebilirim. Peki Hasan Hocam, sizden hem genetik ve biyomühendislik özelinde hem de aslında mühendislik fakültesinin diğer uygulama olanakları, laboratuvarlar üzerinde bilgi alabilir miyiz? Nasıl öğrencilerin uygulama fırsatları var ve Bilgi Üniversitesi'nde nasıl laboratuvarlar sunuyoruz onlara? Tabii laboratuvar altyapısı çok önemli. Çünkü mühendislik uygulamalı bir alan. Laboratuvar olmadan bir mühendislik eğitimi düşünülemez. Biz de bu konuda çok titiz ve çok hassasız. Laboratuvar ayağı olan hiçbir dersi laboratuvarsız vermiyoruz. Hatta az önce hocamla sohbet ediyordum. Stanford'da okuyan bir öğrenci bana bu yaz staja geldi. Benimle bunda staj yapmak için geldi. Sordum hangi dersleri aldın geçen dönem. Organik kimya almış söz gelimi. Laboratuvarında yaptınız mı dedim. Hayır, labsız aldık dedi. Bu çünkü meşakkatli bir iştir. Bizim şu anda mevcut 7 laboratuvarımız var. İşte kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, tasarım, yazılım, fizik ve elektrik laboratuvarımız. Önümüzdeki yıl buna 4 ya da 5 laboratuvarımız daha eklenecek. Ve bu tabii ki öğrencilerimizin eğitim ihtiyacı, yani sınıfları ilerledikçe yükselecek bu sayı. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene işte 12 oluyor. Bu Eylül 11 ya da 12 oluyor. Bir sonraki yıl 20, öbür yıl ise 40 küsur laboratuvara ulaşıyoruz. Yani hem ıslak laboratuvar tarafı hem de bilgisayar ve diğer temel mühendislik laboratuvarları açısından tam bir donanıma sahip. Şunu da hemen belirteyim çok uzatmadan. Şöyle bir fırsatımız var bizim. Yeni açılan bir fakülte olduğumuz için nispeten yeni. Biz laboratuvarlarımızı sıfırdan kuruyoruz. Dolayısıyla teknolojinin bugün en son vardığı noktaya noktadan ekipman alma fırsatımız var. O yüzden her kurduğumuz laboratuvar bugün şu anda ulaşabileceğimiz son teknolojik donanıma sahip. Bu öğrenciler için çok önemli bir fırsat. Peki hocam, enerji sistemleri mühendisliği de aslında birazcık kafa karıştırıcı bölüm ama bunun özel de bir anlamı vardır mutlaka sizin için, santral kampüsü ve enerji üretiminden dolayı. Uzanıp, bizim fakültenin bir broşürü var. Yakın çekim yapabiliyorsa arkadaşlar şurada enerji santralini görüyorlar. Nostaljik bir durum tabii bu. Evet. Ben aslında İstanbul'da oturanlar, hatta oturmayanlarda bir fırsat yaratsın. Bizim santral kampüse gelip enerji müzesini geçsinler. Türkiye'nin enerji konusunda hangi süreçlerden geçtiğini görebilirler. Enerji tabi dünya var oldukça insanların enerjiye olan ihtiyacı yatsınamaz. Bu enerjiye olan ihtiyacın ve bu enerji kaynaklarının da etkin kullanımı mühendislik açısından bu kaynakların insanlığa en verimli şekilde hizmet verebilmesi için akademik programlar oluşturuluyor. Bizim Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümümüz ikinci kelimede ipucu var. Sistemleri. Yani burada enerjinin bütün kaynaklarının donanım olarak üretiminden çok bu kaynakları insanlıkların kolaylığı için en etkin nasıl sistem yaklaşımıyla kullanabiliriz? Onun ağırlıkta olduğu bir sistem mühendisliği. İlgi alanı, yani odaklandığı alan enerji sistemleri. Bu çerçevede bakarsak genel mühendislik eğitimidir. Hem enerji kaynaklarının nasıl daha çeşitlendirileceği hem de bu kaynakların nasıl etkin kullanılacağı konusudur. Laboratuvarları sordunuz. Henüz ikinci sınıfı bitirdi öğrencilerimiz. Biz bu yıl bir güneş ve rüzgar enerji laboratuvarı kurduk. Hasan hocamızın bahsettiği gibi teknik donanımı en üst düzeyde. Bu çerçevede uygulamalı eğitim de enerji sistemleri öğrencileri de yararlanıyor. Hocam, Twitter'dan bir soru var. Bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki fark nedir diye soruyorlar. Bu soru bana çok geliyor. Şimdi bilgisayar mühendisliği temel olarak kısaca şöyle diyebilirim. Bilgisayar bir fiziksel parçalardan oluşan bir bilgisayar dediğimiz olgu var.
Buna donanım diyoruz. Bir de bunu işletecek, bunu verimli kullanacak. Şu anda siz bu yayını yaparken orada bir şeyiniz var, tabletiniz var. O tabletin üzerine basıyorsunuz. İşte fiziksel olarak tuttuğunuz donanım. Orada bir Twitter'da soru var deyip bir şeyler ya, yazılım kullanıyorsunuz. Yazılım mühendisliği tabii niçin? Mühendislik olması için yeterince büyük bir teknolojik sistem olması lazım. 1960'lara kadar bilgisayar donanımında programcılık ayağı yeterliydi. Fakat artık yazılım sistemleri o kadar büyüdü ki mühendisliğin genel sistem yaklaşımının öğretildiği ve bu prensip ve bu uygulamaların ayrı bir mühendislik disiplini olarak öğretileceği lisans eğitimi 70'lerden itibaren önce Kuzey Amerika'da, 2000'li yıllardan itibaren de Türkiye'de. Bu arada tabii yazılım mühendisliği lisans programını Türkiye'de ilk hayata geçiren kişi benim. Öyle bir ilk bölümü kuran lisans eğitimini kastediyorum, yüksek lisans. Tabii ki vardı diğer üniversitelerde. Lisans düzeyinde o eğitim programını hayata geçiren kişi benim. Artık yazılım o kadar ayrı bir alan haline geldi ki bilgisayarın donanım kısmında ilgilenen mühendislerin ek olarak yapacakları bir işin ötesine geçti. Tıpkı endüstri mühendisliğinin makine mühendisliğinden ayrılıp kendi kanatları üzerinde uçması gibi. Hasan Hocam, Twitter'dan size bir soru var. Genetik ve biyomühendislikle ilgili biraz daha detay istiyorlar. Bir de bölümün uluslararası bağlantılarını soruyorlar. Nasıl uluslararası imkanlar sunuyorsunuz diye bir sorumuz var. Tabii biraz daha detaylandıralım. Şimdi ben şöyle anlatıyorum aslında. Siz bir sisteme, bir mühendislik yaklaşımı uygulamanız için bizim 4M dediğimiz, İngilizce'den gelen bir altyapıya sahip olması lazım. Bu 4M de şu: o sistemi measure, yani ölçebilmelisiniz. Model, yani matematik kullanarak modelleyebilmelisiniz. Manipulate, yani manipüle edebilmelisiniz bu sistemi. Ve make, yani yapabilmelisiniz. Biyoloji işte bu 4M'e uygun hale geldi. Ve o yüzden ben bir biyomühendislikten bahsedebiliyorum. Yani ben bugün biyolojik sistemleri ölçebiliyorum. Gen ve protein düzeyinde çok hassas ve yüksek çıktılı ölçümler yapabiliyorum. Ben bu sistemi modelleyebiliyorum. Yani bir hücrede söz gelimi, dışarıdaki enzim konsantrasyonu nasıl değişirse içeride hangi genler aktive olur gibi. Manipulate, ben bu sistemi manipüle edebiliyorum. Bu nedir? Ben bugün bir organizmadan bir geni kesip başka bir organizmaya yapıştırabiliyorum. Bir organizmadaki bazı genleri bizim knockout dediğimiz, boxta knockout vardır ya, İptal edip acaba bu nasıl tepki verebiliyor? Manipüle edebiliyorum. Ve en önemlisi ben bu sistemi inşa edebiliyorum. Yani make. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Amerika'da ilk sentetik canlı üretildi laboratuvar ortamında. Dolayısıyla artık bu biyolojik sistemlere mühendislik yaklaşımı yapılmaya başlandı. Birkaç elle tutulur örnek vereyim. Belki bu biraz soyut oldu. Mesela ben bundan 10 yıl önce bir deneyde bir genin miktarını ölçebiliyordum. Ve bu birkaç gün süren bir prosesti. Oysa insan vücudunda 30 bin gen var yaklaşık. Bugün ben bir deneyde 30 bin genin tamamının miktarını ölçebiliyorum. Tek bir deneyde çok hızlı bir şekilde. Şimdi bunu 100 değişik örneğe uyguladığınızı düşünün. Elinizde büyük bir veri oluyor. 30 bin genin 100 kişi üzerinden ölçümü. Çok basit bir araştırma örneği verelim. Bu 100 kişinin 50'si kanser olsun, 50'si normal insan ya da doku olsun. O zaman artık ciddi bir analiz metoduyla hangi genler kanserde önemlidir? Hangi genler, bu önemli genler hangi moleküler patikaları aktive eder gibi klasik moleküler biyoloji, genetik ya da tıp eğitimi almış insanların analiz edemeyeceği karmaşıklıkta veri ve metot, analiz metodu olan bir bilim oluyor biyoloji. İşte biyomühendisler bu noktada devreye girebilen insanlar oluyor. Uluslararası olanaklar neler? Uluslararası Erasmus bağlantıları ya da Loret'in bağlantılarını. Tabii bildiğiniz gibi Bilgi Üniversitesi Loret Uluslararası Üniversiteler Ağı üyesi. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu ağ içerisindeki üniversitelere sorunsuz bir şekilde gidip belirli dersleri bizim onayımız olduktan sonra alıp bizim programımızdaki derslere saydırma imkanına sahipler. Öte yandan
Erasmus değişim programları var. Bilgi Üniversitesi bu konuda Türkiye'de öncü konumda birçok üniversiteyle yapmış. Biz de üniversiteler arasında yapılan bu el sıkışmaları mühendislik bölümlerine kaydırıyoruz hızlı bir şekilde. Erasmus değişim programıyla gidebilirler. Bir de daha kendi çabalarıyla, hocalarının desteğiyle değişik üniversitelerde araştırma olanakları bulabilirler. Mesela bizim işte bir öğrencimiz Liverpool'a yaz okuluna gitti. Bir öğrencimiz Harvard'da şu an araştırma yapıyor. Bunlar ama tabii resmi olmayan fakat öğrencinin kendi çabasıyla yapabileceği uluslararası bağlantılar olabilir. Çok teşekkür ediyorum hocam. İkinize de katıldığınız için yayınımıza. Bu yayını tekrarlıyorum. İletişim Fakültesi öğrencileri ve Bilgi Meslek Yüksekokulu öğrencileri gerçekleştiriyorlar, size ulaştırıyorlar. Ben de Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü öğretim elemanı olarak onlara destek vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir sonraki yayınımız saat 3'te başlayacak canlı yayınımız. Saat 3'te İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.